Pardon, programlarınızda sürekli kuralın yeterliliğinden bahsediyorsunuz. Benim sorum size neden sadece kural? Nasıl sadece kural? Buna cevap verirseniz teşekkür ederim. Ben aslında koyu gelenekçiydim, koyu ortodokstum. Kur'an'ın yeterliliğini bana birkaç kişi söyledi. Aslında dinleyince aklım yattı işin doğrusu. Ayetleri gösterdiler, çok açık ayetler. Ama vicdanen de rahatsız oldum ya, dedim ya peygamberin hadislerine karşı geliyor gibi olursak nasıldır bu falan diye düşündüm. Bir de baktım ki peygamber zaten Kur'an'a uymakla mükellef. Aksinde Allah tehdit ediyor. Yani sakın kendinden bir şey söyleme diyor. Ve benim söylediklerim hepsi Kur'an'da zaten diyor Allah. Yani Kur'an'ın dışında bir kitap yok diyor Allah. Ve size sadece ahirette şeytan Allah'a sınır, Kur'an'dan soracağım diyor. Öyleyse Allah derdi yani Kur'an'dan soracağım, hadisten soracağım, peygamberin anlattıkları diğer rivayetlerden soracağım derdi. Allah'a güvenirse bir Müslüman, Allah'ın sözü çok açık. Ne diyor? Ben sizi sadece Kur'an'dan imtihan edeceğim. Bitti. Gönlümüz rahat. Kur'an'a baktığımızda, Kur'an'la eğer amel edersek, mezhep kalmıyor. Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şafii de kalmıyor. Vahabi, Şii, Sünni de kalmıyor. Bütün Müslümanlar tek ümmet oluyor. Ne güzel. Aksi ne? Aksi fitne. Demek ki biz Kur'an'a tam uyduğumuzda ümmet tek parça olacak. Ve din kolay olacak. Her şey kolay olacak. Namazlar kolay olacak, abdest kolay olacak, hayat kolay olacak, kadınlar özgür olacak, başörtüsü diye bir konu olmayacak. Çarşaf olacak ama başörtüsü olmayacak. İnsan istediği plaja girebilecek, müzik dinleyecek, ipek de giyecek, altında kullanacak. Alabildiğine özgür olacak, yani bayram gibi olacak. Ama öbür türlü adeta bir kabusun içine düşmüş gibi oluyor insanlar.